Ay, dünyamızın uydusu. Kozmik bir cisim olmasının yanında. Şarkılar, deyimler, atasözleri, romantik buluşmaların bir öznesi. Her şeyden öte, geceleri kimi zaman müthiş manzaralar sunan bir güzellik. Fakat varlığını biraz fazla kabullenmiş ve yeterince takdir etmiyoruz sanki. Çünkü o olmasaydı ciddi sorunlarla baş başa kalabilirdik. Evet, yakın zamanda neyse ki böyle bir olasılık yok. 2020 zaten yeterince olaylı. O nedenle korkuya kapılacak bir durum yok bu açıdan. Ancak diyelim ki yarın akşam gökyüzüne baktığımızda sevgili ayımızın orada olmadığını fark etsek. Dramatik bir olay olmasına da gerek yok. Bir anda haber vermeden kaybolsa ne olurdu? Bizim için ne fark ederdi? Bu bizim sonumuz mu olurdu yoksa çok da fark etmez miydik? Şöyle söyleyelim, duruma göre değişir. Şunu bir önce aradan çıkaralım. Söylemeye de gerek yok. Evet. Geceleri daha karanlık olurdu. Güneşimizin ışığını yansıtarak gecemizi aydınlatan ay olmadan, özellikle şehir dışlarında yapay ışıktan uzak alanlar gerçek anlamda zifiri karanlık olurdu. O nedenle bu bölgelerden özellikle geceleri uzak durmak gerekirdi. Ancak ilk olarak hayvanlar bu duruma çok şaşırırdı. 2013 yılında Hayvan Ekoloji Dergisi'nde yapılan bir araştırmaya göre çok da sürpriz olmayacak bir şekilde hayvanların avlanmak için kullandığı birincil aracı görsel yetenekleridir. Bunda özellikle geceleri ayın bulunması bu hayvanlara önemli avantaj sağlamaktadır. Ve binlerce yıl boyunca varlıklarını bu sayede sürdürebilmişlerdir. Baykuş ya da aslan gibi birçok vahşi hayvan etkili avlanmak amacıyla bir miktar ay ışığı ile aydınlatılmış gecenin karanlığını çok severler. Fakat ay olmadığında bu tür hayvanlar yiyecek bulmakta ciddi sorun yaşayacaklardır. Diğer taraftan av konumundaki birçok kemirgen türü hayvan için bu iyi bir haberdir. Washington Üniversitesi'nden vahşi yaşam çevre bilimcisi Laura Proop şunları söylüyor. Türlerin egemenliği konusunda zaman içinde dramatik değişiklikler gerçekleşecektir. Bugün yaygın olan türler yerini daha nadir olan türlere bırakabilir. Diğer bir etki ise gelgitler üzerinde olacaktır. Malum, ay dünyamıza oldukça yakın. Bu nedenle kütle çekim etkisi de yüksek. Bu kütle çekim etkisiyle kendine yakın olan suları, okyanusları kendine çeker. Sürekli devam eden bu kütle çekim güçlenmesi ve zayıflaması sonucunda gelgit adını verdiğimiz doğa olayı gerçekleşir. Ay olmadığında bu gelgitlerin oranı düşecektir. Durum şu ki bu gelgitler tamamen yok olmazdı. Zira güneşin dünyamıza uyguladığı kütle çekim etkisi devam edecektir. Buna göre NASA'da görev yapan bir araştırmacı olan Matt Siegler'a göre ay olmadığında gelgitler mevcut dalgalanmalarının 3'te 1'ine düşecektir. Fakat bu 3'te 2'lik kaybın sonuçları çok önemli olacaktır. Özellikle sahil kesimlerindeki ekosistem büyük oranda etkilenecek. Enerji, su, mineral ve diğer kaynakların akışını bozacak ve bu kesimlerdeki ekosistemi büyük ölçüde yok edecektir. Çünkü bu bölgelerdeki ekosistemin tamamı bu gelgitlere dayanmaktadır. Buralarda yaşayan yengeçler, salyangozlar, midyeler, deniz yıldızı ve alg gibi türler de bu gelgitlere güvenmekte ve üstelik yerel ya da göçmen kuşlar da ayı, rakun ve geyik gibi memeliler de bu ekosistemde beslenerek hayatını devam ettirmektedir. Bu sistemin yok oluşunun yine hayvanlar açısından etkileri büyük olacaktır. Bu gelgitlerin diğer bir sonucu da okyanuslardaki akıntılardır. Bu akıntılar da tahmin edeceğiniz üzere küresel anlamda hava durumunu doğrudan etkiler. Çünkü bu akıntılar dünyadaki sıcak su ve yağış akışını düzenlerler. Bu akıntılar da etkileneceği için bölgesel sıcaklıklar çok ekstrem düzeylerde seyredecek ve fırtına, hortumlar, kasırgalar gibi doğa olayları da daha şiddetli seyredecektir. Yani sonunda tüm dünyayı ve insanlığı etkileyecek doğa olayları ve iklim değişikliklerine tanık olabiliriz. Colorado Üniversitesi'nde Uzay Araştırmaları Bölümü Başkanı Jack Burns'e göre gezegenlerdeki iklimleri belirleyen en önemli etkenlerden biri uydularıdır. Ve Güneş sistemimizin dışındaki gezegenlere bakarken bizim gibi medeniyetlerin yaşayabilmesi için bir gezegenin sahip olması gereken en önemli özelliği uygun boyutlara sahip bir uydusunun olmasıdır. İşte bu nedenle bu tip bir uydumuz olmasaydı bizim türümüzün de ortaya çıkma şansı olmayabilirdi diyor. Fakat belki de en ciddi etkisi dünyanın eksen eğikliği üzerine olurdu. Ayın kütle çekim etkisi olmadığında yüksek ihtimalle 23 derecenin biraz üzerinde olan dünya eksenindeki eğiklik uzun vadede sürekli değişmeye başlardı. Biliyorsunuz bu 23 küsür derecelik eğiklik olmasaydı güneş her zaman aynı saatte doğup
aynı saatte battığı için aylar ve yıllar olmazdı. Kutuplara güneş ışınları ufukta 12 saat arayla görünüp kaybolurdu. Bütün enerji ekvatorda birikirdi. Dünyanın her noktası sürekli aynı mevsimi yaşardı ve yaz saati ve kış saati uygulamaları olmazdı. Fakat asıl sıkıntı bu eğikliğin sürekli değişmesiyle yaşanırdı. Bir dönem hiç eğiklik olmadan, hiçbir iklim değişikliği olmadan yaşarken insanlık birkaç bin yılda bir dramatik değişiklikler nedeniyle buz çağı yaşayabilirdi. Mars buna bir örnek mesela. Dengeleyici bir uydusu olmaması nedeniyle eksenindeki eğiklik sürekli değiştiği için çok ekstrem mevsim değişiklikleri yaşamaktadır. Daha insani açıdan bakarsak belki de hem bir ilham kaynağımızı hem de bilimsel açıdan önemli bir kaynağı kaybederdik. Özellikle Güneş sistemimizin başlangıcı ve dünyamızın geçmişi ile ilgili çok önemli bilgiler sağlamıştır Ay bize. Diğer gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve hatta üzerindeki antik kraterleri araştırarak dinozorların neslinin nasıl tükendiğini bize öğretmiştir. Örneğin 66 milyon yıl önce dünyamıza çarparak uçamayan dinozorlarla birlikte dünyadaki tüm bitki ve hayvanların 1/4'ünün yok olmasına neden olduğu düşünülen, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın altında gömülü olan, tarih öncesi bir krater olan Chicxulub kraterinin çarpışmadan sonra nasıl göründüğünü incelemek amacıyla bilim insanları farklı ülkelerin ay araçları ile ayda bulunan ve ismini ünlü fizikçi Erwin Schrödinger'den alan Schrödinger kraterini incelemektedir. Anlayacağınız üzere sadece geceleri aydınlatan bir cisim değil ay. Birçok türün hayatta kalmasını sağlayan, dünyamızın farklı bölgelerinde, coğrafyalarında, farklı zamanlarda farklı mevsimlerin yaşanmasını sağlayan, bir anlamda tüm ekosistemi dengede tutmada önemli bir rolü olan bir cisim. Fakat tüm bu can sıkıcı olasılıklar neyse ki şu anda sadece kağıt üzerinde olasılıklar. Ayımızın yakın zamanda bir yere gideceği anlamına gelen hiçbir gösterge bulunmamaktadır. Daha uzun çağlar boyunca insanlığa hem sanat hem de bilim anlamında ilham olmaya devam edecektir. Bu ve bunun gibi içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.